İki hafta olmuş... Sesim gitti lan. İki hafta olmuş video atmayalı. Valla bir hafta ara verince video çekmeyi unutuyordum. İki hafta oldu, bakalım tıkanacak mıyım? Bu videoda neler göreceksiniz onu bir söyleyeyim. Zaten sohbet muhabbet her zaman olduğu gibi akar gider inşallah. Başlıkta ve kapak fotoğrafında gördüğünüz gibi bir tane köpeğimiz var artık. Şunu kuyruğuna bir bak. Maşallah, şöyle bir tipine de bir bak. Sıpa, hoş geldin. Şşt. Çok tatlı bir yavru köpeğimiz oldu arkadaşlar. Bebeğimiz oldu. Tanıştırayım mı lan seni? He? Tanıştırmayayım mı? He? Tamam. Yok diyor arkadaşlar. Tamam, hadi videoyu kapatıyoruz. Olurum oğlum. Seni herkes tanıyacak. Herkes bilecek seni. Dostlar, bu yavru satın alınmış bir yavru değildir. Baştan onu söyleyeyim. Sahiplendim. Yani bu sahiplenilmiş bir yavrudur. Köyden getirdim. Zaten bunun haberini vermiştim. Instagram'dan da bilhassa takip edenler biliyor. Biz bunu bekliyorduk. Bir an önce böyle bir annesini emmeyi bıraksın. Bir an önce böyle bir büyüsün de getirelim diye. Bu ufak, büyümeyen bir tür. Onu baştan söyleyeyim. Yani bir ırka mensup bir köpek değildir. Ancak bunun annesi benim eski izleyenler hatırlayacaktır. Ergün abi, Ergün Turgan, buradan izliyorsan selam olsun abi. Ergün abinin deyişiyle Fino adında, yani Fino türünde, Fino ırkında bir köpek türü yok. Ama Trabzon Tonyo Finosu diye bilinen bir köpek türüydü bunun anneannesi. Bunun annesinin annesi, yani bunun anneannesi benim eski köpeğimdi. Maalesef çalındı. Bir yıl olacak Şubat ayında. Çaldılar. İlanlar mı vermedim, para ödülümü koymadım bulana. Kendim çıkıp arkadaşlarla, akrabalarla şehrimi taramadık. Yani taramadık derken arabayla her yeri taradık, bulamadık. Bunun adını da Tarçın koydum. Bu da annesi ve anneannesi gibi dişi bir köpek. Tarçın benim dediğim gibi eski köpeğimdi. Eğitimliydi. Misafirliğe git. İstediğin her yere al git. Gereksiz hiçbir tavrını göremezsiniz. Agresyon sıfır. Diğer canlılarla uyumu mükemmeldi. Zaten eğitimli bir köpekti. Bunu da inşallah güzel bir şekilde benimle beraber yaşayacak şekilde eğitimini, adaptasyonunu sağlayacağım. Tabii şimdi dişleri kaşınıyor bunun. Böyle meraklı halleriyle yanımdan ayrılmaz. Gayet de akıllı. Şimdi oraya yatacak. Heh, böyle uslu, sakin karakterli bir köpek. Uslu, sakin karakterli bir köpek. Tarçın kanalımıza, ailemize, aramıza hem hayırlı uğurlu olsun hem de hoş geldi, sefa getirdi. Buraya gel ya. Tehdit ediyor, bak bak bak. Tehdit mi ediyorsun sen beni? Şimdi bunu yapma sebebim şu. Bundan sonraki süreçlerde tabii ki hayır diyeceğim, durduracağım da. Kardeşler arasında sürekli böyle oynuyorlar. Ben bunu almaya gittim de böyle oynuyorlardı. O sosyalizasyon bozulsun istemiyorum bir süre. Gel. Çak. Barıştık. Çak. Bu oyunumuzu kendi aramızda oynuyoruz. Tabii belli bir yerde çok agresyon başladığında bitiyor. Tarçın'dan hatırladığı, Tarçın'dan bende kalan bilgilerle bunu ufak ufak alıştırıyoruz. Tuvalet eğitimini çoktan çözdük. Şöyle çözdük. Zaten geldi, ağlamaya başlıyor. Ağladığında ben dışarı çıkarttığımda iç işini yapıyordu, kakasını da yapıyordu. Ben istiyorum ki pede yapsın. Şimdi bunun için de belli bir alan sınırlandırılması gerekiyor. Onu da yaptım. Onu da ben size zaten göstereceğim büyük ihtimalle. Daha çok erken ama her zaman... Köpek eve girdiği anda eğitim başlar. Şimdi belli bir aşı takvimimiz var. Aşı takvimi bitene kadar bunu maalesef dışarı çıkartamıyoruz haliyle. Bahçede güvendiğim bir alanım var. Hiçbir canlının ayak basmadığı. Sadece orada bir böyle ufak bir güneşlendiriyorum. Sosyalizasyon olması için, dışarıdaki sesleri duysun, korkmasın. İşte bir kuşun uçuşunu, ne bileyim bir arabanın geçişini. Atıyorum bir komşu halı çırpıyorsa o halının o gümleme sesini falan hepsini duysun ki korkmasın. Sosyal bir canlı olsun diye. Ve çok da mahrum etmiyorum dışarıdan. Evet, Tarçın'ı tanıdınız işte. Tarçın böyle bir köpüş. Ağlama konusunu arkadaşlar 3 günde hallettik. Yani 2 gün boyunca bir ağladı. İlk gün hiç dokunmadım. Ses etmedim. Bıraktım bir ağlasın. Bir böyle bir alışmaya çalışsın. Ağladığında hiç yanına gitmemeye çalıştım ki her ağladığında kendi kafasında öyle kurgularsa ağlayıp sürekli beni çağırma durumları olur. O yüzden hiç dokunmadım. Sonrasında ağlamayı bıraktı. Hemen uykuya dalacak. Uyudu bile. Tarçın'ı tanıdınız. Artık Tarçın bizimle. Kendisi de uyudu. Sizlere bir haberim var. Bir müjde mi desem? Yani en azından beni severek takip edenler, insanlar için müjde olacak bir şey. Normalde birazcık erteleyecektim. Biraz daha bekleyecektim, sabredecektim ama. Yani anlatayım. Yüzeysel olarak anlatayım. Detaylarını sonra konuşuruz. Yani anlatırım gelişmeleri. Zaten görürsünüz.
Dostlar, Türkiye'de tanımayan yoktur aranızda. Furkan Yaman şu anda harika bir ekip kurdu. Diğer sosyal mecralardaki büyük yayıncılar gibi bizim şu anda dahil olduğumuz ekip de bir takım. Furkan'ın öncülüğünde resmi anlamda bir takım. Yani bunun e-sporu var, osu var, busu var. Yani ciddi anlamda girilen bir olay şu anda. Harika bir iş çıkacak ortaya inşallah. Yakın zamanda sadece YouTube'da değil, Twitch'te ve diğer platformlarda da bizim ismimizi, yaptığımız içerikleri sık sık göreceksiniz. Hakkımızda umarım hayırlısı olur hepimiz için. Böyle de bir haberim var sizlere. Instagram hesabı da var zaten, orada paylaşıldığında aranızdan sağ olun, ilgiyle takip eden insanlar oradan hemen tanımışlar, görmüşler, altına yazmışlar, çok çok teşekkür ederim. Şu anda ekrana koydum, bu bizim takımımızın Instagram hesabı. Yani bizim, yani şey gibi düşünün, tamam mı, diğer yayıncıları görüyorsunuz işte, takım takım ayrılıyorlar ya, onlar gibi şu anda bizde bir grup ve bizde bir takım halinde Twitch artı diğer platformlarda da içerik üretmeye devam edeceğiz. İlerleyen zamanlarda zaten Furkan Yaman'ın kendi kanalında da açacağımız canlı yayınlarda da yaptığımız içerikleri görürsünüz. Benim için bambaşka bir deneyim olacak. Bakalım bu yol bizi nerelere götürecek? Bu hikaye bize neler katacak? Baştan söyleyeyim, hakkımızda hayırlısı neyse olsun hepimiz için. Geçtiğimiz günde stüdyo çekimlerine gittik, işte bu Ciguli'yi götürdüm ben. Öyle fotoğraf çekimleri falan yaptık. Çok fazla detay vermeyeyim de biraz sürpriz olsun, biraz da böyle bir öyle işte. Anladınız siz beni. Instagram'ı tekrar koyayım da. Instagram'ı şu an ekranda gördüğünüz, benim izleyenlerimin de buradan beni destekleyen, seven insanların da orada görmek benim için ayrı bir gurur kaynağı olur. Gelmek isteyenleri beklerim. Haberiniz olsun. Orada zaten fotoğrafları, paylaşımları, yapacağımız işleri falan hepsini görürsünüz. Duyuruları falan. Tamamdır. O zaman kaldığımız yerden devam ki. Şimdi bu videoda tarçından sonra neler göreceğiz? Bu pazarın videosu. İnşallah yetiştirebilirim. Bu pazarın videosu. Pazarın videosunda yeni gelenler için tekrar hatırlatayım. Artık köpeği hem çarşamba günleri balık videolarında, çarşamba günleri bizim akvaryum videolarımız, pazar günleri de sürüngen videolarımız. Tarçın ikisinde de olacak. Tamam, ikisinde de göreceğiz. Açılışlarımız genelde tarçınla olur. Bu videoda şimdi Cüneyt'i göreceğiz. Cüneyt dediğim benim agama, sürüngenim. Ardından Ciguli'yi göreceğiz. Ciguli de bizim African Fat Tail Gecko'muz. Ardından çamur zıplarına bakarız. Ardından da alttaki salyangozlara bakarız. Sonrasında da vedalaşırız. Şimdi gelelim Cüneyt'e. Teraryumu boş görüyorsunuz. Bunun sebebi bir, ağaçları dezenfekte ediyorum. Hani burada düzenli olarak temizlik yapıyorum ben arkadaşlar. Bazen ağaçların üzerine dışkı oluyor. Dışkılar da orada dura dura parazite sebep olur diyerek alıp böyle bir güzelce fırçalıyorum. Dezenfekte ediyorum. Kurutup tekrardan koyuyorum. Onu da araya sıkıştırmış olayım. Burada bir tane boş kalmasın diye kaya koydum. Uğur'a gönderdiğin kaya burada. Onun dışında kumda da güzel bir yıkama yaptım. Kumu tekrardan ekledim. Dışkılarını şöyle bir yöntem buldum ben. Bildiğimiz bu balık yakaladığım file var ya, fileyi daldırıyorum dışkı olan yere. Kaldırdığımda kum zaten eleniyor. Kum elendikten sonra dışkı filenin içerisinde kalıyor. Canlı yem yediği ve canlı yemin kalıntıları da oluyor. Onlar da kalıyor içerisinde. Çıkarıp atıyorum. Benim için çok kolay oluyor. Ve gün aşırı yaptığım için hiçbir yerde dışkı yok. Şunu da zaten yeni yapmış. Her sabah uyandığımda başta dışkıları alıyorum. Ardından canlı yemini veriyorum ki akşama kalmıyor gördüğünüz gibi. Ardından suyunu tazeliyorum. Her sabah başlayıp tertemiz bir teraryum olarak Cüneyt'e bırakıyorum. Şimdi gelelim Cüneyt'e. Bak bak. Ha, bu arada ek olarak buraya sineklik koydum. Dışarıdan bir canlı girmesin, böcek girme durumu olmasın diye. İki katlı, hem üstten hem alttan sineklik var. Böyle de bir detay. Adını Cüneyt koymamın sebebi arkadaşlar, bak şimdi ekrana vereceğim. Önce anlatayım. Şurada dururken birden zıplayıp havada ters dönüp şuraya tele yapışıyor. Yani buradan bu tıkır tıkır her yerde geziniyor. Çok atlayıp zıplayan biri olduğu için rahmetli de öyleydi diye öyle bir isim verdim. Zaten baştan söylemiştim. Şimdi de ekrana koydum. Bak, ters duruşa bak. Oralarda dolaşıyor. Ters durmuş halini sizlere göstermiş oldum. Evet, şimdi gelelim Ciguli'ye. Ooo, reis dışarıdayız. Bak bak, artistliklere bak. Kamera bak nasıl kaçıyor. Gördünüz mü? Tam numaracı ya. O kadar hızlanıyor ki. Bak, normalde yavaş hareket eder. Ama böyle tedirginlik sezdi ya. Böyle bir ses, gürültü bir şey oldu. Fişt, hemen kaçar. Ama bu arada şunu söylemeyi unuttum sizlere. Cüneyt'in teraryumunu bu tarafa çektim. Ciguli'nin teraryumunu da bu tarafa aldım. Bunun sebebi şu. Bu teraryumu komple buradan çıkartıp temizlemek zor oluyor. Neden zor oluyor? Önce bunu çıkartmam gerekiyor. Yani bayağı bir sıkışma durumlar oluyor. Tekrar koyarken de bayağı bir can sıkıcı durumlar oluyor. Bu yüzden de dedim ki, Ciguli'nin teraryumu zaten hafif ya. Kolay çıkartırım, kolay koyarım. O yüzden bunu buraya çektim. Ufaktan bir dışarı taşıması var. Zaten bütün sorunun sebebi şu.
Yani şu 10 santimlik şeyden kaynaklanıyor. Beni de çok rahatsız etmiyor. Böyle baktığınızda görüntü olarak da çok da rahatsız edici bir durum yok aslında. Onu da tekrardan söyleyeyim. Yani gelişmeleri ve güncellemeleri 2 haftadır yokken neler olduğunu böylelikle anlatarak devam edeyim. Şimdi gelelim Cigüli'ye. Cigüli Bey. Sayın Bezmenler, lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Oraya mağaraya saklandım diye kaçacağını mı sandın? Bak şimdi bak. Hop yakalandın. Gel bakalım buraya. Gel oğlum gel. 2 hafta oldu seni görmediler. Yayına gelenler görüyor da. Yayına gelmeyenler görmüyor. Evet Cigüli Bey, deriyi de değiştirmişiz. Oo parlıyoruz. Mis gibi takımları çekmiş. Bak bak. Pırıl pırıl olmuş maşallah. Cigüli ile çekimlere gittik biz. Sizin ondan haberiniz yok. Böyle stüdyoda fotoğraf... Bak nasıl hoşuna gitti bak. Stüdyo çekimlerine gittik arkadaşlar. Şimdi fotoğrafçıda da yaşlı bir adam vardı. Hiç hayatında böyle bir şey görmemiş. Böyle elimde dedim, omuzumda bir canlı olacak dedim. Sonra adamlara böyle anlattım, alıştırdım güzelce. Onlara da farklı bir deneyim oldu. Sevdiler böyle, onlar da tanımış oldular Cigüli'yi. Fotoğraflarını falan çektiler. Öyle işte. Hadi git. Yürü. Cigüli'yi de mekana bırakalım. O yuvada sıcacık olmuş var ya. Hoppa. Hatta şöyle aşağı indirelim. Hadi git yuvana. Yürü. Kameralara oynama oğlum. Yürü. Yürü. Bak. Kaçacak alnında. Bak. Artist artist. Harbiden artist. Tabii ben size Cigüli'yi gösterirken burada prensesimiz uyumuş. Bebişimiz uyumuş. Günaydın. Çok mu sıcak? He? Gözlerin güzelliğine bak. Ama götü bile güzel. Uyan oğlum uyan. Uyan uyan. Öyle uyan. Anca uyu zaten. Uyarak büyüyor yavru köpekler. Öyle 7-24 uyuyor burada. Evet gelelim bizim zıpırlara. Aha da burada bir tanesi bak. Hop. Bunlar bana zaten video çektirmediği için alıştık bunlara. Yeni gelenler için söyleyeyim arkadaşlar. Bunlar çamur zıpzıpları. Bunlar da yine Afrika'dan gelen şeyde galiba ithalattı. Afrika ithalatından gelen bizim çamur zıpzıplarımız. İki tanesi de burada gördüğünüz gibi. Bunlar hem su içerisinde hem de karada yaşıyorlar. Yakalarsam sizlere göstereceğim ama. Heh, şu bizim ufaktan bir tane tuttum. Bunlar böyle arkadaşlar. Çamur zıpzıplar hop zıpladı gördüğünüz gibi. Adının hakkını veriyorlar. Zıplayarak böyle fışt, hemen tekrardan suyun içine girerler. Genelde şu kayaların üzerinde, pipo filtrenin üzerinde ya da şu straforun üzerinde takılırlar. Hepsinin ayrı ayrı, üçünün de ayrı mekanı var. İçlerinde bir tane boss var. Gördüğünüz gibi bir tane baba var. Büyük bak kızdı şu an bana. Gördüğünüz gibi kabardı böyle bir. Etraf şeylerini kabarttı. Onu elime aldığım zaman öyle bir zıplıyor ki anlatamam. O yüzden onu hiç şu an dokunmayacağım. Bir tane pipo filtresi var. Haftalık su değişimleri yapılır. Dip çekimleri yapılır. Bunlar da güzelce temizlenirler. Tipini de görüyorsunuz. Gözlerindeki güzelliğe bak. Kanatlarındaki rengin tonuna bak. İçlerinde bir tane hatta iki tane elma salyangozumuz var. İşçi. Bunlar güzelce burada temizlik yaparlar. O da bayağı büyüdü elma salyangozlarda. Bu arada elma salyangozlardan nedense bir yumurta gelmedi. Normalde çatır çatır yumurtlarlardı. Öyle. Şimdi çarşamba günde ne göreceksiniz biliyor musunuz? Şimdi salyangozlara geçeceğim de hatta Afrika'da bir salyangozlarından sonra böcekleri göstereyim. Böcekleri gerçi bir şey gösterecek bir şey kalmazdı da. Yine de şöyle bir ayaküstü bakarız. Çarşamba günü de yeni gelenler için söyleyeyim, hatırlatma yapayım. Lepistes akvaryumlarımız, Axolotl akvaryumumuz ve burada gördüğünüz Karides akvaryumumuzu izliyoruz ya da ben gösteriyorum. Tercih edenler de gelip burada seyrediyorlar. Çamur zıpzıplarımızda da son durumlar böyle. Zaten biliyorsunuz çamur zıpzıplarını yani. Şimdi gelelim sizlerle beraber Afrika dev salyangozlarını görmeye. Böyle birazcık nemlendireyim ortamlarını da. O çok seviyorlar bu arada. Yani banyo gibi görüyorlar. Hemen çıkmaya başladılar görüyor musunuz? Daha önce böyle çıkmalarını bekliyordum sürekli olarak. O kadar da büyüdüler ha. Vallahi iyi büyüdüler. Şimdi bu salyangozları belki son görüşünüz olabilir. Ekin selam olsun buradan Ekin'e de. Yayıncı bir kardeşime vereceğim arkadaşlar büyük ihtimalle. Ekin de bayağı bir heveslendi. Ekin'e de söz vermiştim. Bir türlü bir denk getiremedik. İyi bakacağından eminim. Ekin'de benden daha fazla hayvanlar var. Canı gibi bakacaktır. O yüzden güvendiğim için bunları Ekin'e hediye edebilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunları belki son görüşünüz olabilir. Ama kocaman oldular. Evet şu an sabah ezan okunuyor duyduğunuz gibi. Yani videoyu bayağı bir geç çekiyorum. Ezan bir bitsin tekrar buradayım. Dostlar böceklerde de durum zaten aynı. Virüs verecek pek bir şey yok. Şu anda elimde un kurdu böceklerim var. Böcek stoğumu güncellemiştim. Tekrardan güncellemem gerekecek. Morya kurtlarını bayağı bir ürettim. Dur onu size göstereyim farklı olarak. Mesela morya kurtlarının iki varyetesini ayırdım. Bir tanesi burada. Şimdi yeni gelenler diyecek ki morya kurdu ne? Gösterebilecek miyim hiç büyüyenlerden? Şimdi burada bayağı ufaklar dostlar. O yüzden görünmüyorlar. Dur böcek halleriyle şeyleri vardı.
Onlara bir bakayım bir saniye. Evet, mesela burada var. Şöyle bir ufak ufak büyümeye başlamışlar gördüğünüz gibi. Gel 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 gel. Bu da böyle zıplaya zıplaya geziyor buralarda. Avlanma güdüleri şimdi... Ne bu sinir oğlum? Ha? Sen masum bir kız çocuğuyken ne bu sinir ha? Bazen onun kazanmasına izin veriyorum. Şimdi böyle alışmayacak. Bunu merak etmeyin. Şişt, bırak. Bitti. Avlıyor bile bana. Bak. Arkadaşlar çok manyak bir köpek geliyor, ben size söyleyeyim. Hayırdır oğlum? Ha? Hayırdır? 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 Ha? Hayırdır? Lan ben, sen daha dün süt emiyordun lan. Süt. Ha? Bu beni yiyecek. Şşş, bırak. İşte bu güzel. Fight. Kaçtı. İşte. Kaçar mı hiç? Kaçar mı hiç? Hiç kaçar mı? Aferin lan sana. Evet, nerede kalmıştık? Burada ne var? Az önce gösterdiğim o larva var ya, solucan gibi olan. O da bunların yavrusu işte. Bunlar orada çiftleşiyorlar arkadaşlar, bu böcekler. Bunlar Amerika'ya özgü bir böcek. Yani Türkiye'de olan bir tür değil. Doğada görebileceğiniz tarzda bir tür değil bunlar. Yumurtluyorlar. Yumurta tekrardan o solucana dönüşüyor. Ve biz onları canlılarımıza veriyoruz. Altına koyduğum sarı malzeme de bildiğiniz kepek. Buğday kepeği işte. Yulaf unu. Tahıl gıdalarının öğütülmüş hali gibi düşünebilirsiniz ki zaten öyle. Pişt. Tarçın. Tarçın Hanım, sakinleştik mi? Sakinleştik mi lan? Ha? Tipini yediğim. Evet dostlar, gördüğünüz gibi sürüngenlerle başladık. Agama, ardından Cüguli, hatta Cüguli yine dışarıda. Havalar o kadar sıcak ki hayvanlar, yani bunu sürekli nem, gördüğünüz gibi nem ortamı var. Sürekli nemlendiriyorum burayı. Nemlendiriyorum, yalnız konuşamadım. Bunlar burada. Agamamız da yine birazdan infrared ampul saat 9'da devreye girecek. O da orada. Durumlar böyle işte. Çamur zıplarımızı da gördük, salyangozlarımızı gördük. Tarçın'a da hoş geldin dedik bu videoyla beraber. İleride kısmet olursa beraberliğimiz boyunca bunun bu haline girer bakarız videolardan işte. Bunun şimdi arkadaşlar malzemeleri gelecek. İşte mamasıydı, dişlerini kaşınması için bilmem bir şeyleriydi falan derken canlarımız devam ediyor. Balıklarda yeni bir tür değişimle gidebilirim. Onları çarşamba günü zaten sizlere anlatırım. Aksolotumuzun yanına sonunda bir tane eş almaya karar verdim. Artık birbirlerini yemeyecek boyuttalar, yani bayağı büyüdü bizimki zaten, kocaman eşek kadar oldu da. Bu da buradan bizi mi dinliyor? Tipe bak tipe, kulaklarını yediğin. Bildiğiniz gibi kanalımızda an itibariyle katıl butonu aktif. Kanalımıza destek vermek isterseniz katıl butonuyla destek verebilirsiniz. Kanalımıza katıl butonuyla destek veren, aramıza katılan Burcu Özilhan 3. ayında, Nope Out 2. ayında, Oğuz Çelik 2. ayında, Engin Yıldız 2. ayında, Emrecan Akgün 2. ayında, Semih 2. ayında, Refik Bozkurt 2. ayında, Sinan Kaplan 2. ayında, Ramazan Cerit 2. ayında, Burak Aydemir 2. ayında, Egzotik Evren, Necdet Terzioğlu, Kerem, Yiğit Başaran, Tansel Yanmaz, Engin Ahmet, Yelkan Gamer 55 2. ayında, Pide diye değiştirmiş adını, neden öyle bir şey yaptı bilmiyorum, Egemen Ateş 2. ayında, Baran Al 3. ayını az önce yenilemiş. Bütün katıl üyelerime baştan sona hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Aralarında yenice katılanlar da var. Gördüğünüz gibi 3 aydır bu kanala destek verenler de var. Vallahi hepinizden Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Tekrar tekrar. Tamamdır o zaman dostlar. Twitch'ten canlı yayınlarım devam ediyor. Zaten biraz geç açıyorum sıra ama erkene çekeceğim, merak etmeyin. Oradan devam edeceğiz. Tamam. Twitch'ten canlı yayınlara gelmek isteyen varsa gelsinler. Harici olarak oyun kanalımı yakın zamanda tekrar canlandıracağım. Furkan Yamanlar'la beraber yaptığımız bütün içerikler, yani kendi adıma yaptığım bütün içerikler zaten orada olacak. Yakın zamanda onu da görürsünüz. Rafet Olgun yazarak Twitch hesabıma, yine Rafet Olgun yazarak YouTube kanalıma ulaşabilirsiniz. Eğer bulamazsanız zaten ben şu an yorumlara sabitledim. Hatta hiç yorulmayın. Videonun yorum kısmına indin mi? Bak orada bir şey sabitlemişim. Orada link verdim. Bastığın anda geldin.
Bitti gitti. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videoya da like atarsanız vallahi çok sevinirim. O zaman gelirseniz canlı yayınlarda. Gelmezseniz çarşambanın videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sen bir aysın, ben kara gece. Gel derim, gel derim, gel derim.